Selamlar arkadaşlar, ben Briberito. Bugün birlikte New Mercy oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Şimdi üçüncü kısma geldik, ikinci evrende. Üçüncü ve dördüncü kısımdan sonra biliyorsunuz patron mücadelesi oluyor. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi bizim markette şu kartı almak istiyoruz ama 206 altın istiyor. Yani bu savaştan sonra muhtemelen alırız. Kopyalama hakkımızı buna kullanalım istiyorum. Şurada bir kopyalama hakkımız vardı. Böylelikle iki konstant çıkarırız. Bir de rastgele işimize hani yaramasa bile bir tane daha konstant çıkarıp savunma kartını sıfır manaya çekmek için kullanabiliriz. Onun avantajından faydalanabiliriz. Ve burada da rastgele iki kart geliştiriyordu. O yüzden belki istediğimiz bir şeylere de denk gelebilir. Bakacağız neye denk geldiğini de o zaman göreceğiz. Hatta şöyle düşünüyorum. Altın ne kadar kazanacağız bilmiyorum ama sonuçta 200 yenilemeye kullanıp da bir şeyler alma imkanı bulamayacağımız için yenilemeyi hemen kullanabiliriz. Şunlara denk gelmesi çok şart olmayabilir. Ama tabii şu açıdan önemli. Bunlara denk gelirse en azından kullanacak manamız olmadan sonra da elimize gelir. Sonra da manamız biter. Kullanamayabiliriz ve dengesiz olduğu için uçup gidebilir. O yüzden onlara da denk gelirse iyi olur. Bekletebiliriz. Şimdi bugünkü 3. bölümdeki ödüllere bakalım. Şimdi kart kaldırma, bu güzel. Bunu alabiliriz. Zaten kaldırmamız gereken kartlar vardı. 3 tane gelişmiş mor karttan bir tane alabileceğiz ki şu az önce satın almak istediğimiz karttan belki bir tane daha çıkar. Bunu alabiliriz. Zaten yapmadığımız görevimiz yok. Burada da 3 tane sıradan kart, mor kart verecek. Bunlardan bir tane alabileceğiz ama bunlar tabii gelişmemiş de olabilir, gelişmiş de olabilir ama 3 tane gelişmiş mor kart var burada. Göreve bakalım. 2 veya daha fazla mana içeren kartlardan 5 tane kullan diyor. Zaten bu tarz kartlarımız var. Elit savaşa girebiliriz. O zaman buna giriyorum. Elit savaşa. Haydi bakalım. Bir de yetenek puanım vardı. Onu da zaten şu an kullanmıyorduk. Evet, ne geldi bakalım. Şu an kocaman bir şey görüyorum ama önce şu yandaşa bir bakalım. Kurt adam. Bu da zaten önceki macerada da görmüştük. Neler yapıyordu bakalım. Bir kere 10 can basıyor ve de 4 yenileme basıyor. Yenileme de her tur azalıyor ve kaçsa o kadar can basıyor. 2 kere 5 hasar vermesi var. Bir de 9 hasar verip rastgele dostuna 4 can yenileme basıyormuş. Tamam, bu yandaşı kaldırabiliriz. Savunma kaldıracak bir özelliği olmaması iyi ama bunda var gibi. Bakalım. Hatta şundan bakayım. Taşa dönüştürme özelliği ne diyor? Sürekli geçerli. Yok ha, bu her kart oynadığımda, her oynadığımızda bir zırh kazanacakmış. Herhalde biz oynayınca. Kendini kastetmiyordur. Şimdi 10 zırh basması, 13 hasar vermesi, 2 kere 6 hasar vermesi var. Bizim zırha dokunmadığı için biraz daha rahat olacağız. Şunun da tipine bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi taş deri diyor. Yani bu kalın derili sağlam bir şey. Bunu sonraya bırakacağız. Şuna yöneleceğiz. Bu önce biraz kendine zırh falan basabilir. Sorun yok. Şimdi 2 komuta puanım var. Başlangıç için yandaş çağırmam lazım. Olumsuz bir şey zaten beklemiyorum. Ne gelmiş? Bu tükenebilir bir tane kart vermiş. Bize bu oyunun başında sıfır manalı bir tane mor kart veriyordu biliyorsunuz. Bu da direkt yeteneğini yardımcımızın 4 kere kullanmayı sağlıyor. Hem de sıfır mana. Tabi yardımcıyı çağırmam lazım. Şu bir kere şununla saldırı yapalım. Ve direkt 6 hasar verelim. Hem de manası bir düşsün. Şunu bir kullan. Şu da komuta puanımızı arttırsın. Evet, şimdi 2 manam kaldı. Bakıyorum. Şunlardan bir tane kullanırsam belki yardımcı çağırma imkanı oluşabilir. O yüzden direkt bunu kullanmayacaktım. Fakat şunu düşündüm. 18 canı kalmış. Bu da 2 rastgeleye 9 vuruyor. Aynısına 2 kere vurur mu bilmem. Bakalım. Karışık vurdu. 9 kaldı en azından canı. Bu turu böyle geçeceğiz. Savunma basamadık ama rakipler de en azından saldırı yapmadı. Şimdi bakalım ne seçiyorsunuz? 13 hasar. Burada da 2 kere 5 var. 10 hasar. Yani biz 13 hasara odaklanırsak şunu bir kere saldıralım. Hem de bir tane gardiyan çağırabileceğiz. Artık 6 manayız bu arada. Bu direkt 9 vurduğu için bu canı nasıl doldu bir anda? 26'ya çıkmış. Öteki can mı bastı buna? Herhalde öyle bir şey oldu. Bu iyi olmadı. Tamam, önemli değil. Şunu bir basalım. Hemen çağıralım. Ve savunmayı arttırmamız şart. Şimdi buradan
efsanevi hale getirebilirim ama çok fazla hasar geleceği için yeteneğe odaklanmalıyız. Bu yeteneği bir kere tetikliyordu. Hem de hasar veriyorduk. Şunu bir seçelim. Güzel, 2. Şimdi komuta puanını arttırabilirim ama şu bir kere tetikliyordu ve komuta veriyordu. Hem de 3 hasar veriyor. Güzel. Şimdi bunun 7 canı kaldı. 3'e düşürürsek, 4 hasar verirsek yetiyor. Ama şu anki şeyle hasar yerim. O kötü. Şurada 10 can basmam var ama şu yan şeyi çağıracağım tekrar. 5 kalkan bassın diye. Yalnız ekstra karıştırmam olmadığı için çekemiyorum. Şöyle yapacağız. Bir bakalım. Bir tur gizlilik açabiliriz aslında. Ama 10 can basmam var zaten. Bunu şimdi kullanmama gerek yok. Canımız çok azalırsa kullanabiliriz. Şimdi buradan 9 hasar yiyeceğiz. Şurada 10 basıyor. Şunu halledebilirsek 4 hasarla. Şu komutayı bir kullanalım. 2 hasar. 5'e düştü. Şununla da eyvah manam kalmadı. Neyse, o zaman şöyle yapacağız. Buradan 10, buradan çok fazla hasar gelecek. O zaman gizliliği açacağız. Çünkü 23 hasar geliyor. 4 savunma var. Bu da şimdi 5 basacak. 9 olacak. 9 olunca 23'ten 14 kalacak. 14 hasar gelecek. O yüzden şu gizliliği burada kullanacağım. Evet, şimdi canımıza bir tur hasar yemeyeceğiz. Sadece kalkanımız gidecek. Geç diyelim. Evet, bakın sadece kalkana geliyor, cana hiç gelmiyor. Güzel. Tamam, şimdi ne yapıyorsun? 2 kere 6. Bu da 9 hasar, ayrıca 4 can yenileme. Şimdi buradan 12 geliyor, bu 1. Şimdi bu zaten efsanevi olmuştu. Şununla 4 vurabilirim, 1. Şununla 9 vurabilirim ama ona gerek yok şu an. Şununla 4 vuralım. Güzel. Komuta puanımız da vardı. 5 tır oldu bile. 12'yi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi onun 4 kaldı. Şu bir tane hasar versek şununla 3 zaten pressure olacak, gidecek. Tamam. Şimdi 5 savunmamız var. Hala 4 manam var. Şunu bir kullanalım. Ekstra da gelecek, 13. Tamam, orayı hallettik. Zaten 5'te o basacak. Şimdi normal saldırıya geçebilir. Şunlar hep komuta puanıydı. Bunları basalım. Ama şu geldi, şunu kullanayım. Bunun manası yine düşsün. 1'e düştü. Güzel. Turumuzu geçtik, 18. Biraz daha rahat ettik. Şimdi saldırıya geçebiliriz. Şimdi her kart oynadığımda tabii bu... Bu arada 4 kere tetikleme olayı var ama bir kere komuta puanı kazanmam gerekiyor sanırım. Yoksa boşa gidebilir. Şu komuta puanı da veriyordu. Hem de tetikliyordu. Güzel. Şimdi bir komuta puanım varken şunu bir kullanalım. 4 kere tetikle diyelim. Evet, bakın tetikledi. Güzel, 31'e çıktı. Şunu da 2 kere yeteneği tetikliyorduk. Bunu da basacağım. Savunmayı iyice arttırmak istiyorum. Şu görevi de tamamladık bu arada. 2 veya daha fazla mana içeren 5 kart kullan diyordu. Onu da yapmış olduk. Şimdi saldırıya geçelim artık. Sadece bir kere 9 vurdu. Tek düşman olduğu için. Bir de manamız var. Onu da kullanalım. Mana taşıyabilseydik tabii saklayabilirdik. Şimdi 17 kalkanı var. 13 saldırıyla geliyor. Artık rahatça saldırıya geçeceğim. Şu artık kullanalım, 0'a düşsün. Güzel. Şunu kullan, tetikle. Harika. Komutaları arttıralım. Arttır. Şununla direkt hem de komuta ekleyecek. Komboyu da artık takip edebiliriz tabii ki. Ona dikkat etmemiştim. Şimdi bu direkt 18 vuruyor. Bu güzel. 2 katına çıktı çünkü. Biz tabii burada savunmayı basalım. Çünkü manamız yetmiyor onlara. Bir sonraki şeye saklayacağız, saldırıya. Şimdi rakibin 6 kalkanı kaldı. Bu iyi. Ne yapıyorsun? 2 kere 6. Tamam. Şimdi rahatça saldırabilirim ama o güçlü kartı istediğim için şunu basalım. Gelecek mi bakalım. Bu geldi en azından ama bu sadece 18 vuracak. O da 18 vuruyordu. Şöyle, güzel. Tabi oradaki kalkandan hariç 10 vurmuş oldu ama açıldı artık. Komutaları arttıralım şöyle. Hemen şunu da bir de tetikleyelim. Bir kere saldır diyelim. Şu da yine komuta katıyor ekstra. 3 vur, komuta kat. Güzel. Geçelim.
48. Ne diyorsun? O savunma basacak. Şimdi şuraya bakayım, bir mor kart istiyorsun. Şu an mor kartım yok. O yüzden ben normal saldırıya geçeceğim. Güzel. Şimdi o 6 vuruyordu. Tabi kart oynayınca bile savunma bastığı için bir hasar hep eksik vuruyoruz. Mesela bununla saldırdığımda 9 yerine bir savunma basacağı için 8 hasar vereceğim. Bu da öyle. Hemen kullanalım. Şöyle. Şimdi aslanla artık kalkanım çok olduğu için saldırıya geçebilirim ama bundan 2 tane elimde biriksin, öyle kullanayım. Şunu da kullan. Ve bir de bunu kullanalım. Komutayı da tetikleyelim. Güzel. Ekstra komutam zaten 1 olduğu için 0'a düşecek. Biz tur geçince. Ama combo hakkım azalacak. Olsun. Savunmayı basalım biz. Arttıralım. Fırsat oldukça. Güzel. 10 kalkan bastı. Aslana geçince saldırı gücümüz de artacak. Şunu kullanabilirim artık. Şuradan da bir aslan alalım. Güzel. Şunu bir çağır. Şunu kullanalım. Şimdi tetikleyelim hem de saldırısını. Güzel. Komutayı arttıralım. Hem de bundan sonra saldırabilecek. Bir kere daha saldırabilecek. Güzel. Savunmamız yeterince var. Turu bittik diye yine vurdu. Az vuruyor ama şimdi büyülersek daha iyi vuracak. Şu komuta puanı arttır. Şununla hem saldır hem tetikle. 6 kaldı. Şimdi bizim burada 3 çıkarmamız gerekiyor. Saldırırsam bunun kaç vuruyordu? 3 vuruyordu. 2 de ben vuruyorum. Pression olur. 1 canı kalır. 2 kaldı gerçi. Turu bitince bu 3 vuracak. Ben bunun vuruşuyla olur belki diyordum. Olmuyormuş. O zaman turu geçince direkt işi biteceği için o zaman beklemeye gerek yok. Ama yine pression saydı. Herhalde ha, doğru, bir de şey vardı. Çünkü 2 canı vardı ama 3 vuruyorduk. Kart kullandım diye bir savunma basacağımda 2 hasar verebilecektim. Onu hesaplamamıştık. 140 altın daha, 467. 3 yetenek puanı. Bir de ne geldi? Zeki hafıza diye bir şey geldi. 5 tutku puanı veriyor. Bu tutku puanı da turunuz bittiğinde kaçsa o kadar size kalkan basıyor. Tabii ki nesnemizin birini kullandığımız için bunu da alacağız. 3 karta bakalım. Konstant var. Güzel. Ne zaman bir olumsuz özellik eklersek bir düşmana direkt bir hasar veriyormuşuz. Yani bu aslında çok şart değil. Ben bunu sadece konstant olsun diye alacağım. Bir kere kullandığınız zaman gidiyor. Ama şu an bakın tükenebilir özelliği olmadığı için bunu alırsam elimde kalacak. O yüzden bunu almayacağım. Tükenebilir olsaydı direkt alacaktım. Çünkü bir kere kullanayım gitsin diyecektim. Şundan zaten bir tane aldık. Şart değil bir tane daha. Şuna bakalım. 3 kere 5 hasar veriyor ama tek kullanımlık. Geliştirirsek 2 kullanımlık oluyor. Yani çok tercih etmiyorum. O yüzden bunların hiçbirini almıyorum. Ve tamamladığımız görevden sonra 3 tane gelişmiş mor karttan birini alabileceğiz. Hemen bir bakalım. Şimdi bir kere şu rastgele bir gardiyan çağırdığı için bunu almayacağız. Elimizdeki değişir. Bunu alırsak düşmanın bütün zırhını kaldırıyorduk. Tek kullanımlıkla 0 mana alabiliriz, bulunabilir. Çok sıkışırsak kullanıp feda edebiliriz. Gereksiz yere kullanabiliriz. Hani çok kart gereklidir, kritik bir durumdur. 0 mana diye kullanılabilir. Ama yer kaplayacak işte. Düşmanın zırhını kullanmayacaklar. Bu gelişmiş yalnız. Üçü de öyle hatta. Bu seçtiğimiz düşmanı bir turluğuna sersemletiyor. Yani direkt peri yapmış gibi oluyorsunuz ama tükenebilir. Tükenebilir olmasa kullanabilirdik. Yani bir tek şunu alacaksak alacağız ya da almayacağız. Ben almayacağım çünkü zırhımızı güzelce kullanabiliyoruz. Düşmanın zırhı üzerine de aslanla da saldırabiliyorum. O yüzden yer kaplatmayacağım. Onu da almıyorum. Şimdi o yeteneğimizi o yüzden kaybettik. Şimdi iki kartı geliştirme vardı ama önce markete gidelim. Şu mor kart 206 idi. Bunu bir alalım. Evet, güzel. Bunu aldık. Şimdi benim bir tane direkt gelecek mor kartım var. Hemen yeteneğe bir dönelim. Bu kartı kopyalayalım. Şu kopyalama hakkımız. Şurada aldığımız. Bunu bir kopyala diyelim. Güzel. Bundan bir tane daha oldu şimdi. İki kartı geliştir diyorum. Belki bunlardan birine de denk gelebilir. Gelmedi. Gardiyan kartına geldi. Bu ilk turda elimde olacak. Bir de şu kartımızın verdiği savunma 4'e çıktı.
İstediğim kartlara gelmedi ama yine de olsun. Promise olduğu için direkt çağırabileceğiz artık bundan sonra. Şimdi şu şeye bir gidelim. Tabi bu arada kartları bir daha açalım. Şimdi bunların ikisinden birer mor kart gelecek. Sarı kart gelecek konstant. Böylelikle şu 1'e kadar düşecek. Bir tane de biz marketten alacağız. 217 diyor. Tabi ben burayı yenilersem 200'ü buraya vereceğim. Elimde bir tane olsun istediğim için şunu alacağım. Hem de promise başta elimde olacak. 2 yüksek manalı kart oynadığım zaman bunu zaten aktive edeceğim. Direkt bir kere kullanıp tükenebilir. Sonra 2 yüksek manalı kart oynadığım zaman direkt hepsine 5 hasar verecek. O yüzden bunu da alıyorum. 3 tane konstantım olmuş oldu. Bundan sonra tabi ihtiyaca göre gideceğiz. Yine şu yetenekleri almayı düşünüyoruz. Yetenek puanımıza bakalım. 4 puanımız var. 4 puanla. Şimdi şu dikey sırası olsaydı şurayı açıp buraya gidilebilirdi. Şuna gidersek her kart oynadığımda bir zırh basıyormuş. O yüzden şuradaki 2-2'yi açarsam buna da 7 gerekecek. Bu ne yapıyordu bakalım. Elimdeki destemdeki yani tüm hindrance kart kadar hasar veriyoruz. Düşmana ne zaman? Bakayım. Her tur. Her tur bunu yapıyor. Eğer olur da bir düşman bize sürekli bu hindrance olumsuz kartlardan verirse her turda da o kadar hasar alacaklar. Bunu bir açalım. Bu arada şu sıra da açılabilir. Evet, tükenebilir veya dengesiz kartları oynadığımızda can doldurabiliyoruz. Aslında buna gitmem de avantaj. Şunu açarsam ne zaman düşmanı yenersem bir can. Bu hindrance kart oynadığımda 3 zırh veriyor. Şuna bakalım. Görev ödülü aldıkça 2 can basıyormuş. Yani bunu alıp şuna geçebilirim direkt. Ya da şunu alıp şu tarafa ilerleyebilirim. Ama burada 7 yetenek puanı da vereceğiz. Şöyle bir bakıyorum. Bu can doldurma aslında bizim için daha önemli olduğu için bu tarafa gideceğim. Şimdi buraya 7, buna da 3, 10 yetenek puanı lazım. Onun dışında geliştirmediğimiz, mesela bunu geliştirebiliriz. Düşman yenince bir yerine 2 can verir falan. Bakacağız. Yetenek puanı lazım bize. 10 yetenek puanı olursa şunu da aktif ederiz. Öteki tarafa da geçebiliriz. Bunun dışında bakıyorum. Dükkandan zaten alacağımızı aldık. Yetenek puanına baktık. Görevlere ve ödüllere bir sonraki bölümde bakacağız. 4. kısma arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak destek vermeyi eksik etmeyin. Bunun dışında da beğen ya da beğenmeme butonunu kullanarak fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi ile yorumlarda paylaşırsanız ben de sizlerle hem sohbet etmekten mutlu oluyorum hem de sizlerin önerilerini değerlendiriyorum. Şimdiden tüm desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.